Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi bu yayında birazcık refaktör edelim, projeyi bir genelini toparlamaya çalışalım. Şimdi normalde bir projeye başladıktan sonra e, ara ara böyle refaktör ihtiyaçları olur büyük projelerde. Çünkü öngöremediğin, önceden düşünemediğin şeyleri hızlı hızlı yazar, çalıştırmayı denersin. Çalıştığını gördükten sonra da arkayı toparlayarak ilerlersin. Şimdi bizim aslında çok büyük bir refaktörlük bir durumumuz yok. Sadece şöyle şeyler yapacağız. Mesela e, search sayfasında işte konteynerımızın içine çok fazla birbirini tekrar eden kodlar olmaya başladı. Belki burayı komponent haline getirir, komponent altına taşırız. Sayfamız sadece konteyner görevini görür. Böylelikle sadece e, gel, işte servise gidip data almalar, komponenti beslemeler gibi durumlar Olması gerekiyor normalde Şimdi mesela şuradan başlayalım Bizim app.js'imizin içinde Hem navigasyon var hem de App'imizi ayağa kaldıran tema ayarları gibi Bir sürü şeyimiz var Öncelikle burayı bir ayıralım Burayı app kalsın Bir de buraya navigation Ya da aynen navigation Olabilir Navigations. Navigation olsun Navigation.js diye Ayrı bir dosya yapalım Buraya şunu yapalım eee tab navigator diyelim. Burada sadece tab navigasyonunu bırakalım. Bunu export ederken tab navigation export default olur. Bunun içine zaten yukarıdaki stack'ler içine doluyor. Burada ihtiyacımız olmayan şeyleri silelim. Burası şimdilik böyle. Temayı nerede kullanıyoruz? Temayı buradaki renklerde kullanıyoruz. Tamam. App.js'imize geri dönelim. App.js'imizde artık şurayı bir temizleyelim. Tab Navigator olmayacak. Ah. Biz yaptığımız düzenlemeyi Tab Navigation içinde yapmışız. Bunu alıyorum. Navigation içine koyuyorum. Buradakileri de geri alayım. Heh. Şimdi navigation'ımızı bu şekilde bıraktık. Sadece navigasyonlarla alakalı. Buradaki Navigation Container dediğimiz ee, kısmı şurasını komple uçuralım. Haliyle burası komple uçurduğumuz zaman Search Stee de burada kullanmıyoruz. Bunu sildiğimiz zaman beraberinde neler silinecek bir görelim. Burada Webstorm hepsini bir anda gri yapıyor. Bunları bu sayfada kullanmadın diye. Burada Import edeceğimiz şey e, hatta şöyle navigation from buradaki navigation olacak. Onu da buraya attık mı? Mis gibi. App birazcık daha rahatladı. Böylelikle navigasyon sayfaları işte e, sayfalarla alakalı navigasyon işleri için direkt buraya geleceğiz. Böylelikle burası birazcık daha ee, rahatladı. Birincisi buydu. İkincisi ne? İkincisi screen sayfamızın içinde birbirini tekrar eden kodlar var. Öncelikle zaten tasarımdan bile bakınca otomatikmen anlaşılan tekrar eden kod neresi vardır? Şurası bir kelime ve altındaki kart, bir deyim ve altındaki kart birbirinin aynısı. Halde bunu bir komponent yapabiliriz. Şuradaki nerede kartımız? Şu. Şunu direkt kopyala yapıyorum. Komponentin altında bir tane kart oluşturuyorum. Suggestion kart.js diyorum. Bunun içine function suggestion kart bir de bunu export default dersem süper. Bunu da return edeceğim değeri bunu yazıyorum. Ee, buraya kadar şimdi içeriye neler alacak? Şimdi onlara bakalım. Şimdi öncelikle bir tane title alacak. E, ee, title'ı öyle mi yollasak böyle mi yollasak diye düşünüyorum. Tamam title şuradan gelecek. Ee, birincisi buraya title gelecek. Şu text'i kızıyor. Diyor ki React'i sayfayı çağırmamışsın. React'i çağıralım. İşte React Navigation'ı üstte alalım. Komponentleri de ayırıp şu şekilde kullanalım. Bir okunurluğu düzeltelim. Sonra ne girecek içeriye? OnPress diye. Şunu şuradan siliyorum. Çünkü burada nerede gideceğine burada karar vermesi gerekmiyor. Burada sadece bize OnPress olduğunu söylesin. Ve ben yukarıdan yolladığım metodu çalıştırsın. Bana yeter. Ee, home Data'yı şu şekilde almamız lazım. Buraya Home Data değil. Artık ee, data'nın kendisi gelecek. Haliyle de şurada da data olacak. Şuraya da data'nın kendisini göndereceğim. Kartımız bu kadar. React komponentimiz Suggestion'ı artık ana sayfamızda çağıralım. Şuraya koyalım. Ee, Suggestion bunu da Sagestin kartı. Şimdi gidelim ana sayfamızdaki şu alt kartı bir düzenleyelim. için kartımızı diyelim ki şimdi burada bizden neler bekliyor? Bir data bekliyor. Datamız ne dedik? Şu dedik. Okey. İki ne bekliyor? 10 press bekliyor. 10 press de şu tıkladığında şunu çalıştırsın. Bir de ne bekliyor? Title bekliyor. Title'da şu abiciğim. Şimdi şurada tabii biz karta mesela margin, top gibi spesifik bir şey vermişiz. Buna da şunu tanımlayalım. Suggestion karta gidelim. Suggestion karta da şey diyelim. Title, onPress ve data dışında gelen bütün props'lar buraya gelsin abi haliyle bu da tamam. Şimdi burayı uçurursam ve şu title'ı da üste alıyorum okunurluk açısından. Onpress yani bir her zaman fonksiyonlar en altta proplar üste kalıyor. Okunurluk daha yok. Sayfayı yeniliyorum. Alttaki data gözükmüyor. Neden? Datayı yollarken madde göndermiyoruz. Atasözün sıfırıncı değerini gönderiyoruz. Sayfayı yeniliyorum. Süper. Komponentim harika çalıştı. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Artık kod tekrarından da kurtulmuş oldum. Hemen üstüne koyuyorum. Burada şunu yapıyorum. Bu, bu da detail'a gidecek. Ha, aynı yere gidiyor zaten. Title'ın şimdilik propertilerini siliyorum. Alttakinin de property şey daha doğrusu props'unu siliyorum. Detaya giderken herhangi bir props götürmesin. Başlığına diyorum ki bir kelime olacak bu. Şurası bir kelime. Şu D'yi de büyütelim. Bir deyim bir atasözü olsun. Bir kelime. içeri giderken de datanın kelimesi gitsin. Ee, bunun margin tapı yok. Bunu siliyorum. Böylelikle bu üstteki box'ı da artık temizliyorum. Burası tertemiz oldu. Sayfayı bir yenileyelim. Çalıştığını görelim. Süper. Kocaman kod bloğu. Şu kadar bir kod bloğu. Artık sadece şu iki suggestion karttan oluşuyor. Şimdi bir diğeri de aslında şu buradaki flat list'in kendisi. Şunu da ayırabiliriz. Bu flat list hangisi? Search'e tıkladığımızda gelen liste. Bunu da artık şöyle yapabiliriz bence. Ben bunu buradan alayım. Box'ı değil, sadece flat alayım. Kopyalayayım. Buraya gideyim. last history, last search history. Search history. Last search search history listi daha mantıklı olur. Çünkü yani o çağırdığım komponentin bir liste olduğu belli olursa daha iyi olur. Yine tekrar bütün hepsini, bütün adımları yapıyorum. search history search müydü daha bilmiyorum. Böyle yazdık şimdi. History list. Burada da return edeceğim değeri şunu yazıyorum. Çalıştırıyorum. Export default search history list diyelim. Buraya çağırırken şuraya bir komponentlerimi ayırayım. React Native'i üstte alıyorum. Komponentleri bir ayırıyorum. React'i sayfama çağırıyorum her sayfada bir react olması gerekiyor çünkü şuradaki e, jsx formatını tanımlayabilmesi için şimdi buraya içeriye ne girecek ve içeri öncelikle bir data girecek o da şu olsun ee, başka ne girsin şimdi bakıyorum komponenti zaten içeride kullanıyorum son aramalar başlığı var Buraya sadece şu anda data yani yarın öbür gün buraya gerçek datayı e, çalıştırdığımızda buranın on klikleri vesaire olacak. Ama şu anda ihtiyacımız olan sadece data olduğu için bunu böyle bırakıyorum. Tamam şimdilik bu böyle kalabilir. Gidiyorum ana sayfamdaki flat liste. Burayı artık temizliyorum. Buraya şunu diyorum. Hop. Search history list diyorum. Bunu kapatıyorum. İstediği dataya da bizim bu sayfadaki datayı veriyorum. Tamam, yukarıyı da bir toparlayalım. Texti sildik, kartları sildik, Flat listle activity indicator'ları sildik. Bir sayfa bir rahatlıyor. Komponentlerimiz burada. Ee, şurayı bir kapatayım yüz efektleri Şimdi sayfamız çok süper kısa oldu. Şimdi ne yapıyoruz? tekrar sayfayı bir yeni diyelim. çalıştığına emin olalım. Fokus oldu. Listem hala duruyor. Şurası ana sayfanın şu görünen kısmı. Şurası tıkladığımdaki liste. Ve burada bir kalabalık daha var. O da şu. Şu yukarıdaki kırmızı alan alanın tamamı search box beraber. Orası da bir komponent olabilir. Şimdi oranın tamamı neresi? Oranın tamamı aslında şu box'tan başlayan yer. Yani şu aşağıyı kapatayım. Burası content. Burası da aslında yukarıdaki kırmızı alanın tamamı. Bunu kopyala yapıyorum. Buraya bir tane daha komponent oluşturuyorum. Diyorum ki ee, home search desem yeterli. function home home search değil de belki de ee, daha anlamlı aslında semantik isimler olabilir ama şu an çok üzerine düşünmek istemediğim için böyle yayın uzamasın diye ilk aklıma gelen şeyi yazıyorum. Home search'ü bastım. Burada tekrar React'i import ediyorum. Sıralamayı düzeltiyorum. React Native'de animation çağırmışız. İkonlardan search'ü çağırmışız. Search niye böyle gelmiş? Burada bir şey var, gariplik var. Normalde ana sayfadaki ikonlarda search nasıldı? Yok. Burada bir gariplik var. Search ne? Buradaki search. Buradaki komponent olması gerekirken bu gitmiş. İkonun içindekini WebStorm otomatik tamamlamaya çalışmış. Teko seni. Şuradaki Search'ü alacağız şuradaki search'e yapıştıracağız. Bu da aynı dizindeki search komponent. Şimdi oldu. bg box icons ve search geliyor. Tamam. Şimdi burada içerideki property'lerden şunu bir export diyelim. Bu bayağı kompleks bir refactor olacak home search çünkü burada animasyon gibi durumlar da vardı onların hepsini taşıyacağız ama öncelikle içeriğine girmesi gerektiğine bir bakalım. Şimdi bunun animasyonunu bir ana sayfadan ayıralım. Şuydu. Bunu buradan alıyorum. Şimdilik kopyalıyorum. Ta taşıma işleminin tamamı bittikten sonra ben genelde siliyorum. Bunu buraya bir koydum. Bunu buraya koyduktan sonra bununla beraber gelmesi gereken bg opacity ve hero height bu gelecek. State olarak. Ve buna bağımlı olan Hero Hate'in kendisi de geliyor. Bunu da buradan alıyorum. Onu da şuraya koyayım şimdilik. Bunu hatta şöyle söyleyeyim. Bunu bir style komponentin içindeki size'ın içine atabilirdik. Yani öyle de olabilirdi. Şimdi buradaki is e search focus gibi durumlar var. Bu is e search focus nereden geliyormuş ona bakalım. O da buradan geliyormuş. Onu da buraya atalım. Şimdi burada is e search focus durumu bu birkaç yeri etkiliyor. Aslında o ana sayfada da kalması lazımdı. O yüzden o burada o burada kalmayacak. Onu aslında ana sayfada kalmaya devam edecek. O içeriye prop olarak gelecek. Şimdi öncelikle bu. Bunu çözdük. Burada başka prop olarak gelmesi gereken neler var? Bir şöyle bir göz atalım. Set search focus demişiz. Bu search'ün içinden geliyor. Set search focus nerede? O yukarıya haber vermesi gerekiyor. Bunu şöyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. On search focus diyelim. Onu da şuradaki metodu çalıştırsın. Bu da yukarıya haber versin. Komponentler çünkü olabildiğince konteynere haber verir. Kendi içinde state tutmamaya çalışır. State'i kendi kendiyle alakalıysa tutar. Mesela buradaki bg opacity ve hero height'i state'in tamamen ya daha doğrusu komponentin tamamen kendisiyle alakalı. Kendi yüksekliği ve kendi opacity durumu. Şimdi bu on search focus ana sayfadaki statüs barı değiştiriyor. İşte animasyon olmasını sağlıyor varsa başka bir şey. Orada state'i değiştiriyor ve oradaki değişen state'in bilgisini de orada tutup buraya atıyor. Yani biz değiştirip okumayı ana sayfadan daha doğrusu container'dan yapıyoruz. Şimdi buraya kadar her şey tamam gibi görünüyor. Şimdi gerçekte bunun çalışıp çalışmadığını görelim. Home search. Home search'ü buraya getireceğiz. Öncelikle getirmeden önce şunu siliyoruz. Şunları siliyoruz bunu siliyoruz. Bir çalışıp çalışmadığını birazdan göreceğiz. Tamam. Şimdi ana sayfadaki şu alanı artık home search'ü buraya getiriyorum. Tamam mı? Böylelikle search sayfam o kadar kısa oldu ki. Şimdi buraya ne gönderecektik? Biz search focus'un kendisini gönderelim. Bir de ne gönderecektik? On search focus o da şey olacaktı. Set search focus gidecekti. Şimdi bunlar gittiğinde cidden bu çalışacak mı bir görelim. Sayfaya refresh atıyorum. Focus olduğunda yukarıdaki statüs barımda siyah oluyor, beyaz oluyor. Şimdi normalde o ana sayfada yönetil, yönetiliyor. Şurada biliyorsunuz. Şimdi burası demek ki komponent bir şeyleri değiştirip yukarıya haber veriyor. Yukarıda da bir şeyler değiştiğinde child'a haber veriyor. Buradaki iletişim de mükemmel oldu. Böylelikle sadece şu kırmızı alanın, search box beraber kırmızı alanın kendisini başka bir farklı bir komponent yapmış olduk. Ana sayfayı temizlemiş olduk. Ana sayfanın tamamı bu kadar. Böylelikle burada gereksiz kullanmadığımız her şeyi kaldıralım. Animated'ı kaldırıyorum. Ee, şuradaki datayı zaten birazdan ya Birazdan değil de sonraki videolarda Şu şurada çıkan Listeyi zaten gerçek data yapacağımız için şuradaki data kalkacak Şimdilik dummy datayı orada tutuyorum Toplamda Şöyle söyleyeyim ana sayfamız 83 satır oldu şu anda ee, Her şeyi komponent yaptık Doğru olan da buydu Arkadaşlar bu yayını da burada bırakalım ee, İnşallah Sonraki yayınlarda e, Artık Sonraki sayfaları yazmaya başlarız. Yapmamız gereken asıl refaktörleri yaptık. Sayfamız daha fazla kalabalıklaşmadan. Böylelikle siz de aslında bir sayfada kod tekrarı yapmamayı, olabildiğince bütün parçaları komponent yapmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bunu bilerek buraya kadar biriktirip sonrasında refaktör ettim. Yani development süreci boyunca her zaman ilerle ilerle ilerle, sonra yanlış bir şey varsa topla topla topla, sonra tekrar ilerle. Çünkü e, yanlış bir zemin üzerine doğru kat çıkamazsınız. O yüzden her zaman bir kat daha çıkmak için önceki zemini bir sağlamlaştırmanız gerekiyor. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.